Ve beklenen ziyaret gerçekleşti sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı o tarihi binada ziyaret etti. Tarihi dediğim şöyle, 80'lerin sonu itibariyle merhum, Allah rahmet eylesin, Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın Refah Partisi Genel Merkezi burası sayın seyirciler. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı için ayrı bir önemi var, ayrı bir anlamı var. Dün o ziyaret boyunca da yüzünden tebessüm hiç eksik olmadı sayın Cumhurbaşkanı'nın. Eskilere gitti, anıları hatırladı, eskileri hatırladı. Tabii bu meselenin de içeride konuşulduğunu Fatih Bey de söylediler, Fatih Erbakan Bey de söylediler. O genel merkez olarak bina kullanılan binayı yıllar sonra ilk kez gitmenin belki de mutluluğunu yaşadı sayın Cumhurbaşkanı. Görüşmede ne konuşuldu? Görüşmede seçimde yapılacak işbirliği masaya yatırıldı. Yıllar sonra ilk kez Milli Görüş'ün karargahına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Fatih Erbakan misafirini kapıda karşıladı. Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan'ın külliyede Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından Cumhur İttifakı'na katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iadeyi ziyarette bulundu. Genel merkezde coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ittifak görüşmelerini yapan Ali İhsan Yavuz ve Binali Yıldırım'la parti sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti. Ziyaret yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede seçimde yapılacak işbirliği masaya yatırıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan misafirlerini uğurladıktan sonra kameraların karşısına geçti. Cumhur İttifakı'na neden katıldıklarını bir kez daha anlattı. Milletimizin selametini, ülkemizin geleceğini düşünmek bizim birinci vazifemizdir. Altılı bir kaosa ülkemizi, milletimizi duçar etmemek, teslim etmemek adına milli ve kararlı bir adım attık. Milli ve kararlı bir eylemin içerisine girmiş olduk Cumhur İttifakı'na katılmakla. Erbakan seçime kendi listeleriyle gireceklerini söyledi. Ortak listenin gündeme gelmediğini açıkladı. Biz inşallah kendi logomuzla, kendi amblemimizle bütün seçim bölgelerinde seçimlere gireceğiz. AK Parti listelerinden de herhangi bir milletvekilimizin olması şu anki durumda mümkün gözükmüyor. Bizim hükümette yer alma gibi bir talebimiz, bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi bir talebimiz olmadı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.